Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Güncel bilgiler. Güncel bilgiler paylaşacağız. Genel kültür adına bir şeyler paylaşacağız. Ya çok mu iddialıyız? Hayır, belki böyle kişiler var, böyle kanallar var ama hocam biz şunu söylüyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Çıkabileceğini düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz bilgileri paylaşacağız. Gerisi takdiri ilahi değerli arkadaşlarım. Okey. Başlıyorum güncel bilgiler ve genel kültür çalışmasına. Arkadaşlar 2022 yılında ampute futbol dünya şampiyonası nerede yapılacakmış? Güzel ülkem Türkiye'de. Ampute futbol dünya şampiyonu. Türkiye'nin bu anlamda dünya dereceleri var. Değerli arkadaşlarım, Polonya'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki güreşçimiz ki onlar çok popüler başarılarıyla Türkiye'yi sürekli onurlandırıyorlar. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ne oldu hocam? Altın madalyalarını aldılar. Değerli arkadaşlarım, şurada bir değerli bir bilim insanımız var. Canan Dağdeviren. Daha önce kurum sınavlarında çıktı. Bir kere onu söyleyeyim. Ve soru şuydu. Giyilebilir kalp pilinin mucidi kimdir? Arkadaşlar, giyilebilir kalp pilinin mucidi Canan Dağdeviren. Bu güzel insan birçok icat yaptı. Son icatlarından birinin adı beyin iğnesi olarak yaptı. Adı Aşık Veysel değerli arkadaşlar. Evet, Aşık Veysel ismini vererek muazzam bir güzel işe de imza attı yine. 2021 Dünya Kitap Başkenti nerede arkadaşlar? Türkiye'mize yakın bir yer. Gürcistan'ın Tiflis şehri. NASA, Amerikan Uzay Havacılık ve Araştırma Üssü. Arkadaşlar NASA, Mars'a iniş yapan bir aracıyla dünyada uzun süre gündem oldu. Sonra Çin'de. Çin devleti de bakın Mars'a araç indirdi, onu da söyleyelim. Amerika da indirdi. Amerika'nın indirdiği aracın adı şu. Ben yazıldığı gibi okuyorum. Perseverance. Etki orada arkadaşlar. Oksijen üretmeyi başardılar bu araçla. NASA fotoğraf yarışması birincisi. Biliyorsunuz bunlar uydudan çektikleri bazı görüntüleri dünyada bir yarışmayla paylaştılar. Ve kim birinci olacak? Tabii ki güzel şehrimiz Van'daki Van Gölümüz dünyada birinci oldu değerli arkadaşlarım. Klasik bir noktaya değinmek istiyorum. Dünyamızın yeni 7 harikası. Bir komisyonu var bunun hocam. Bir puanlama yarışma yapılıyor. Bu yarışmaya göre bunlar belirleniyorlar. Hani birileri seçmiyor. Dünya geneli oylama yapılıyor. Ve İTSA piramidi derler mesela. Bunlar Meksika'da hocam. Bu arada hemen önce şunu söyleyeyim. Şu var ya, Petra Antik Kenti bu yıl bazı kurum sınavlarında çıktı. İTSA piramidi Meksika. Petra Antik Kenti Ürdün. Tamam hocam. Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya dizilerinden görmüşsünüzdür. Brezilya, Çin Seddi Çin, Machu Picchu kenti, antik kenti Peru. Bak hocam Peru'dan yakala tamam. Ama şu Petra, o da P ile başlıyor ama Petra antik kentinin Ürdün olduğunu vallahi bil hocam. Kolezyum İtalya'nın tanıtımlarında sürekli gösterirler. Tacı Mahal Hindistan. Dünyanın yeni 7 harikasında bir tane Türk İslam eserimiz var. O da nedir arkadaşlar? Babürler dönemine ait olan Tac Mahal adlı eser. Hocam Türkiye birçok konuda ilkleri, kendi tarihindeki ilkleri gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi biliyorsunuz devreye girdi. Türkiye bu mereti dışarıdan alıyor doğal gazı ve dolayısıyla depolaması da onun için kaçınılmaz bir gerçek. 2021 Amerika Bilim Ödülü çok değerli bir Türk bilim insanına verildi. Kim? Profesör Berrin Tansel aldı arkadaşlar. 2021 Amerika Bilim Ödülü. Azerbaycan Devleti, deriz ya bir millet iki devlet, kültür başkenti olarak Şuşa'yı belirledi. Biliyorsunuz Bakü siyasi başkentleri, Şuşa kültür başkenti. Kimin? Azerbaycanlı kardeşim. 2021 Avrupa Müze Ödülü, hocam en iyi müze ödülü Odunpazarı Müzesi'ne verildi. Bu arada değerli insanlarımız art arda maalesef vefat ediyorlar. Çok değerli bir edebiyatçı, mesela Fikrimin İnce Gülü dersem herhalde Adalet Ağaoğlu'nu hatırlamanız lazım. Edebiyatçı adı Adalet Ağaoğlu, kişisel gelişim kitaplarında çok popülerdi Doğan Cüceloğlu ki her üniversite öğrencisi herhalde okumuştur. Çok önemli bir tiyatrocu. 80'ler dizisinde en son oynuyordu. Rasim Öztekin. Bu güzel insanlar 2020 ve 2021 yıllarında hayatlarını kaybettiler. Mekanları cennet olsun değerli arkadaşlarım. Hemen şu kağıdın arkasından devam edip sonra yeni kağıda geçelim.
Değerli hocam, Türkiye Selçukları Devleti hükümdarı Sultan 1. Kılıç Arslan'ın kayıp mezarı ki uzun zamanca aranıyordu ve Diyarbakır'ımızın Silvan ilçesinde, eski adı Meyar Farkin ilçesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yılını biliyorsunuz klasik bir bilgi İstiklal Marşı yılı ilan etti. Yazarı Mehmet Akif Ersoy, bestekarı Ali Çağatay, daha sonra Osman Zeki Üngör, Türk ordusuna hitaben yazılmıştır. Yarışmayı yapan, düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıverdir. Ankara'da Taceddin dergahında yazılmıştır vesaire. Hocam, aerobik jimnastik dünya şampiyonasında Ayşe Begüm Onbaşı kardeşimiz altın madalya aldı. Potansiyel KPSS sınav sorumuzdur. Bir de şu kuşaklar var ya, hani sürekli ekranlarda diyoruz X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Değerli arkadaşlar, ufak ufak farklılıklar var. Yani tarihler harfiyen böyledir demiyoruz. 65-80 arası X kuşağı genel kabul budur. 1981'den 2000'e kadar Y kuşağı. 2000-2010 mesela bazı kaynaklarda 2000'den biraz geriye doğru 90'lı yıllara da gelirler. 2000'den 2010'a kadar Z kuşağı ki bu çok konuşuluyor. 2010 ve sonrası da alfa kuşağı, Y kuşağının çocukları da diyorum arkadaşlar. Alfa kuşağı ya da torunları. Tamam. Yani genel kültür anlamında sınavda çıkar mı? Açıkçası pek umuyorum. 2020 Altın Portakal en iyi film ödülü Hayaletler filmine verildi. En iyi yönetmen ödülü de Hayaletler filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay denilen kardeşimize verildi. 2020 Nobel ödülleri edebiyatta Louis Glück, Barış ödülünde Dünya Gıda Programı Birleşmiş Milletler'e bağlıdır hocam. Ekonomide de iki kişinin soyadlarını aldık. Milgram ve Wilson değerli arkadaşlarım. 2021 Oscar ödülleri en iyi film Nomadland, en iyi yönetmen de bu filmin yönetmeni arkadaşlar Zhu Zhao bu ödülü aldı. Evet kardeşlerim, biraz daha edebiyat ama daha çok böyle yabancı yazarlardan gideceğiz. La Fontaine arkadaşlarım. Fable adlı eserin yazarı. Fable, affedersiniz, hani bu hayvan konuşmasan çizgi filmlerimizde var ya, evet. Montaigne denemeleriyle meşhur. Hocam bu arada bunlar çok kurum sınavlarında geldi, onu söyleyeyim. Kurum sınavlarında çıkanlar bir bakıyorsunuz KPSS'de önümüze geliyor. La Fontaine'in Fable'ı, Montaigne'in denemeleri, Victor Hugo, Sefiller, Notre Dame Kamburu ki Notre Dame'ın Fransa'da Paris'te olduğunu değerli hocam ve büyük bir yangın faciası geçirdiğinde hatırlatmakta fayda var. Molière'in Cimri adlı eseri mesela çok popülerdir ya da Hastalık Hastası. Shakespeare, İngiliz meşhur yazar biliyorsunuz. Hamlet, Romeo ve Juliet, Venedik Taciri, bir sürü eseri var. Kral Lear, Kral Otello, Daniel Defoe hocam, Robinson Crusoe adlı popüler eserin yazarı. Swift, Gulliver'in Gezileri, Dostoyevski, Suç ve Ceza, Karamazov kardeşler değerli arkadaşlar. John Steinbeck'in Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar. Bakın şurada tekrar ediyorum. Birçok kurum sınavı var ve bunlar tekrar dönüp dolaşıp siz değerli kardeşlerimizin önüne çıkıyor veya çıkabilir. Evet, güncel bilgilerden birkaç video daha paylaşacağız. Yarın ya da bir sonraki gün arkadaşlar, yani ayın 28'inde ya da 29'unda olabilir, insan haklarıyla ilgili soru çözüm videolarımızı da yayınlayacağız. Yine o günlerde arkadaşlar güncel bilgilerden test formatında soru çözümleri de yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Birkaç gününüz kaldı. Sıkın dişinizi. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.